Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rızaklı İbn-i dersimizden Cuma namazı ve şartları. Dahi Cuma namazının şartı 12'dir. Evveli Mısır olmak. Ya Mısır'a tabi olmak. Mısır şehri demek. Şehir olması veya şehrin kenarı tabi olan yeri olmasıdır. İkinci, hutbe okunmak. Üçüncü, anda İmam-ı Padişah-ı İslam Hazretleri yahut tarafından mezun naibi olmak. Ya padişah olacak ya onun tayin ettiği birisi olacak. Dördüncü, zuhur vaktinde kılınmak, öğle vaktinde kılmak. Beşinci, cemaat olması lazım. 3 kişi. Altıncı, izni am olmak. Yani genel izin vermiş olması lazım. Dahi cemaat İmam-ı Azam'a ve İmam Muhammed'e göre bali ve akıl ve erkek ve imamdan gayri 3 adam. Yani akıl bali olan erkeklerden 3 kişi imamdan başka. Ama bu Yusuf'a göre imamdan gayri 2 adam olmaktır. Esas olan imameyn kavlidir. Yani İmam-ı Azam'a göre İmam Mahdi'li olan 3 kişi imamdan başka 3 kişi olacak yalnız. Dahi bir kimse imama cuma namazının 2. rekatının rükûnda yetişse İmam-ı Muhammed'e göre öğle namazını kılar. Ama İmam-ı Azam'a ve İmam Ebu Yusuf'a göre teşehhüdde dahi yetişse cumayı kılar. 2 rekat kılacak yani. Hatip hutbe okurken bir kimse nafile de bulunsa, nafile namaz kılsa 2 rekat kılar, onu keser. Ziyade kılmaz. Hutbeye çıkınca imam nafilesini keser. Ve eğer cuma sünneti ise 2 rekat kılar da mi selam verir, yoksa 4 rekatı tekmil eder mi, ihtilaflıdır. Esas olan 4'ü tamam eder. Hutbeye başlamamışsa orada ezan okunuyor zaten. Orada 4 rekatı tamamlar. Cuma namazının vacipleri, dahi Cuma'nın vacibi 5'tir. Cuma namazının. Burada Cuma namazının şartları demiş. 12 demiş ama 6 tanesini saydı. Vaciplerine geçti. Cuma'nın vacibi 5'tir. Evveli ezan vaktinde her şeyi terk etmek. Ezan okununca alışveriş işle güçle bırakılacak. İkinci, camiye sahip etmek. Camiye gitmek. Ezan çağırıyor çünkü. Üçüncü, hatip hutbedeyken nafile kılmamak. Demin söyledik, hutbedeyken nafile kılınmaz. Dördüncü, dünya kelamı söylememek. Hutbedeyken imam artık konuşmayı terk edeceksin. Konuşmayı, işleri, dünya işlerini terk edeceğiz. Beşinci, her şeyden sükut etmek. Başkası sana seslense bile veya bir şey yapsa bile ona bir hareket yapmamak yani. Cuma namazının müstahapları, tabi Cuma'nın müstahapları da 5'tir. Evvelkisi tığ bir rayha, hoş koku sürünerek gitmek. İkincisi misvak kullanarak abdest almak. Üçüncüsü pak libas, temiz elbise giymek. Dördüncü tepkir. Tepkir demek erkenden gitmek. Bir diyor cuma namazı için camiye erken gitmeyedirler. Zamanı saadette Efendimiz Aleyhisselam vaktinde ashab-ı kiram sabah namazından sonra dağılmayıp cumadan sonra dağılırlar idi. Ümmetten iptida terk olunan sünnet tepkirdir. Gördünüz mü? Terk edilen sünnet bu. Çünkü bayağı zaman bekleyeceksin. Ya, adam lazım ya gitmiş. Beşinci, gusül etmek. Cuma günü, cuma namazı için kurtulmak. Cuma'nın mekruhları. Tabi Cuma'nın mekruhları 5'tir. Evveli hatip hutbede iken selam vermek. Selam açmak. İkinci, Kur'an okumak. Üçüncü, aksıran adama yarhamık Allah demek, o anda ona çağırmak. Dördüncü, yemek ve içmek, bir şey yemek içmek. Beşinci, her ameli mekruhi işlemek, çirkin işler yapmak. Dolayısıyla cuma'da namazla
hutbeyi dinlerken meşgul olan şeyler mekruh oluyor. Orada amin demek, sesli amin demek, sesli salavat okumak, hep bunlar mekruh oluyor. Sevabını gideriyor. Bayram namazının tekbirleri, dahi bayram namazının tekbirleri 9'dur. Biri farz, birisi sünnet. Evet. 7'si vacip. Fütah tekbiri farz. Evvelki rükû tekbiri sünnet. Zevaid tekbirleri vacip. İkinci rekatın rükû tekbiri vacibe mukarenetle vacip. Vacibe yakın olduğu için o da vacip diyor. Yoksulluk sebepleri. Yoksulluk sebepleri. Hattaki hadis-i şerifte şöyle gelmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki insana yoksulluk 24 şeyden hasıl olur. Evveli ayakta bevl etmek, ayakta diş etmek. Camilerin tuvaletlerinde bile ayakta şey var. Ne kadar ayıp. İkinci, cünüp iken yemek yemek. Üçüncü, ekmek ufağını hor tutmak, basmak. Dördüncü, hor hakir yani değersiz tutmak, bunu çiğnemek. Dördüncü, soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yakmak. Allah Allah. Beşinci, alimlerin önünce yürümek, alimlerin önüne geçmek. Altıncı, atasına ve anasına adıyla çağırmak, babasını, anasını ismiyle çağırmak. Yedinci, rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişini kurcalamak. Çöple yani dişini kurcalamak. Ama kendi kürdanı, kendi karışma şey olursa o değil. Sekizinci, elin balçık yumak, elleriyle hamur, çamur karıştırmak. Dokuzuncu, eşin üzerine oturmak. Eşik üzerine, evet. Kapının eşiğinde oturmak. Hem adam hasta eder hem de tabii ki fakirlik sebebi olmuş. Onuncu, bevl ettiği yerde abdest almak. Tuvalette abdest şey bir olursa iyice orayı mesela yıkamak lazım. Necaset kılmaması lazım. 11. çanağı ve çömleği yumadan, yıkamadan tağım koymak. Tabakları yani yıkanması lazım yemekten sonra. 12. esvabını üstünde dikmek. Elbisesinin dikişini, işte yırtığını, düğmesini üzerinde dikmek. Yoksulluk sebep oluyormuş. 13. yüzünü eteği ile silmek. Kendi elbisesiyle yüzünü silmek. 14. aç iken soğan yemek. Aç karnı soğan yemek de fakir yaparmış. 15. evine örümcek koymak. Evinde örümcek koymak. Yani evini süpürmüyor. Sağa sol köşesi örümcek ağa bağlıyor. Bu da fakirlik sebebi. 16. sabah namazın kılıp mescitten ivelikle çıkmak, hemen çıkmak, orada oturup da işrak namazı beklemek lazım. Namaz, sabah namazdan sonra uyumamak lazım işte. Evdekiler, kadınlar, çoluk çocuk bu işi yapamıyor. 17. erken pazara varıp ve pazardan geç çıkmak. Çarşı pazar gibi yerlere erken gidip geç çıkmak. Oralar fesat yuvalarıdır. Yalan dedikodu yuvasıdır. Bu gibi yerde az durmak lazım. 18. yoksul kimseden etmek satın almak. Yoksul fakir fukaradan ekmeğini satın alıyor. 19. ataya ve anaya yavuz dua etmek. Ana babasına kötü dualar etmek. Sert dualar etmek. 20. çıplak yatmak. Sertürlü yatmak lazım yine. Erken sertürlü yalnız göbeğiyle diz kapalı olacak. Hiç olmazsa üstü başı atletli, donlu yapması lazım. 21. kapkacağı örtüsüz konağı. Evdeki eşyaları, kapkacağı üstünü kapatmadan bırakmak. 22. çırağı üfürme. Ateşi söndüreceği zaman kandili ateşi üfleyerek ona üfleyerek söndürmek. Elle yapmak lazım. 23. her şeyi Bismillah demeden işlemek. Besmelesiz yapmak. 24. şalvarını, pantolonu ayakta giymek. Bu da çok var. Bunlar cümle yoksulluk
götürür. Müminler hazır etmek lazım, bundan sakınmak lazımdır. Dahi bir adam sabah namazına erken uyanayım derse yatacak vakit inna a'taynake suresin okusa sonra ya Rabbi beni sabah namazına vaktiyle uyandır ise iznillahü teala o adam sabah namazına vaktiyle uyanır. Evet. Bunun bir kıssası var. 54 fazla geldik. Bunun bir kıssası var. Adam askere giderken demiş hocasına, hocam ben askerde kalkamıyorum. Kalkamam ne yapayım? Demiş ona ki 3 defa inna ta'ina oku. Bir defa ya. 3 defa oku demiş ona. Tamam mı? O da yatacağı zaman askerdeyken bir defa okumuş. Rüyasında birisi ona bir taş atıyor, taş kafasından vuruyor, vay deyip bir uyanıyor, bakıyor ezan okunuyor. İyi ki deyip bir defa okudum diyor. Üç defa uzaydım, üç tane taş kafamı gezik diyor. Demek bu tecrübe edilmiş bir şeydir. Böyle tavsiye ediliyor. Kalkmak niyeti varsa adamın zaten saatini kurar. Ya hocam saat kuruyoruz, buradaki saat kuracaksın. Niyetin sağlam olacak. Tamam mı? İnşallah teheccüde kalkalım. Teheccüd zaten 6.30'a kadar şimdi teheccüd var. Kolay kolay. 6'da kalk, teheccüdü kıl, istiğfar et, salavat oku, sabah namazı zaten. Şimdi imsakta okuyorlar ezanı. İmsaktan en az 15-20 dakika sonra farzı kılmak lazım. Sünneti kılmak lazım. O yüzden camiye gidersin. Oradan da işine gidersin. Yani şimdi çok kolay. Vakit bayağı geceleri uzadığı için, gündüz kısaldığı için vakit bayağı müsait. Böyle insan alışırsa bir iki ay Allah'ın izniyle daha bırakamaz. Böylece namaz kılan bir ümmet olmamız lazım. Müslümanlar namaz kılmıyor. Nasıl olacak? Pahalılıktan şikayet var, şundan şikayet var, huzursuzluktan şikayet var, aileden şikayet var. Şikayeti bırak, ibadetine bak. İnten surla yasusun ve sebine tamicum. Yatak men yatak ile ecelikum mahrazim. Yazukum nasıl yaratıyor. Hep kim takma sahibi olsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu ummadığı yerden hızlandırır. İstiğfar edin. Kul istesnu kul tüstafiru rabbikum innu kâne gaffâra. Onlara şey diyor, Rabbinize istiğfar edin. O gaffâr çok mahredicidir. Müşri semâhü midrâra. Semâ üzerinize bol bol yağdırır. Hani yağmurlar nerede kaldı? Değil mi? Bak şu anda Aralık ayına geldik. Daha yağmur mağmur bir şey yok. Ne olacak? İstiğfar, tövbe. Yanlıştan vazgeçeceğiz. İdareciler, bizler, halkımız. Yanlışları, hataları, günahları terk edeceğiz ki Cenab-ı Hak vaktiyle göndersin. Gavurlara bakıp da onlar şöyle, bunlar böyle, onlar rahat yaşıyor. Onlar zaten dünyada cennet. Dünya onların cenneti. Daha başka bir şey yok. Biz ebedi hayat istiyoruz, bir de dünyada da huzur istiyoruz. Bak o zaman ben ağzan zikri, peynir ve marşın danka. Kim benim zikrimden Kur'an'ı yükseliyorsa ona dar geçim var. Ben ahşuru yemek kıyameti ama onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Sürüne sürüne, debelene debelene, devrili devrili gelecek. Ya Rabbi niye beni böyle yaptın? Ben görüyordum. Öyle tabii görüyordum ama sana ayetlerimiz geldi. Vaaz geldi, nasihat geldi. Bunları unuttun, terk ettin. Şimdi sen de terk edilmiş oldun. Ya Allah muhafaza. Cenab-ı Hak inşallah İslam ademini tövbeye muvaffak eylesin. Dini mübin İslam güzel yaşayarak dünya ve ahirette saadet, huzur, afiyet nasip etsin inşallah. Hüsnü atmasın. Elhamdülillah Rabbim.